Başlayalım mı? Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün toplantımızda devlet yönetiminin, toplumumuzun ve ekonomimizin çökertilen direklerini yeniden en güçlü şekilde nasıl ayağa kaldıracağımızı değerlendirdik. Bu çerçevede seçime giderken hükümetin belediye başkanlarımıza yönelik komplolarını, milli iradeyi hiçe sayan pervasızlıklarını, Buna karşı verilecek mücadeleyi de ele aldık. Türkiye'mize önce ferah, sonra da refah kavuşturacak adımları ve altılı masada yürütülen çalışmaları konuştuk. Altı partinin sayın genel başkanlarının 30 Ocak 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşacakları güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçiş yol haritasına ve ortak politikalar mutabakat metne ilişkin süreçte gündem maddelerimizin arasındaydı. <laughs> otoriter, halktan kopuk yönetim anlayışını sandıkta değiştirmek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını gerçek bir demokrasiyle taşlandırmak bakımından bu sürecin önemini Merkez Yönetim Kurulumuzda bir kere daha teyit ettik. Değerli basın mensupları, kontrolsüz güç, güç değildir. Kontrolsüz güç yıkımdır. Kontrolsüz güç, kargaşadır. Kontrolsüz güç, istikrarsızlıktır. Türkiye tüm bu hakikatleri 2014'ten bu yana yaşayarak tecrübe etmiştir. Türkiye'nin son normal seçimi 7 Haziran 2015 seçimleri oldu. Seçime giderken 400 milletvekilini verin, bu iş huzur içinde çözülsün diyenler, Milletten o gün istediğini alamayınca memlekette ne huzur bıraktı ne de istikrar. O gün bugündür ülkemizde krizler, kaoslar eksik olmadı. Her kriz, her kaos Erdoğan şahsım rejiminin inşası için lütuf kabul edildi. 1 Kasım 2015 seçimlerine patlayan silahların ve bombaların gölgesinde gidildi. Ardından 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi geldi. Erdoğan'la aynı yollarda yürüyüp aynı yağmurda ıslanan, aynı maklubeyi avuçlayanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. Erdoğan bu bombaları da Allah'ın lütfu kabul etti ilan ettiği o halle ucube yönetim sisteminin ön provasını yaptı. O hal şartlarında ülkeyi götürdüğü Nisan 2017 referandumu yüksek seçim kurulu destekli mühürsüz oy pusulalarıyla ucube rejime giden yolun taşlarını döşedi. Ucube şahsım yönetim sistemine 2018'de işte böyle geçildi. 2019 mahalli idare seçimlerinde ise Demokrasi bize doğrudan Yüksek Seçim Kurulu eliyle darbe vuruldu. Tüm yetkileri tek bir kişide toplayan, istişare ve devlet aklını yok eden, yönetimde denge ve denetimi bitiren, liyakat yerine sadakati öne çıkaran bu ucube sistem devlette yönetim krizini daha da derinleştirdi. Sadece devlette yönetim krizleri değil. Saray maumlu ekonomik krizlerinde ardı arkası kesilmedi kuralsızlık, hesapsızlık devlet yönetiminden ekonomi yönetimine sirayet etti. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları hesapsız, kitapsız, arka kapı operasyonlarıyla satıldı. Ben ekonomistim diye böbürlenen sarayın kibirlisi, kimseyle istişare etmeden, kimseye danışmadan, faiz sebep, enflasyon sonuç safsatasıyla 85 milyonun geleceğini kararttı. İşler kontrolden çıkınca Kontrolsüz güç isteyenler para, sermaye, döviz ve kredi piyasalarına kelepçe üzerine kelepçe vurdular. Mal piyasalarında da tanzim satışlar, fiyat kontrolleri ve narh uygulamalarına başvurdular. Piyasa diye bir şey bırakmadılar. Kumanda ekonomisine geçtiler. Ekonomiyi olağanüstü kırılganlaştırdılar. Değerli basın mensupları. Bertolt Brecht adalet halkın ekmeğidir derken ne kadar doğru söylemiş. Devletin adalet direğini çökertenler toplumun orta direğini de çökerttiler. Orta direğin elinden ekmeğini çaldılar. Orta direk devlet dairesinde memurdur. Fabrikada işçidir. Dükkanda esnaftır. Kahvede emeklidir. Bu ucube yönetim sisteminde ülkemizin orta direği hayat kavgasını bıraktı, hayatta kalma kavgasına başladı. Ucube şahsım yönetimi elinde sisteminde ülkemizde adalet bitti. Emekçinin, emeklinin, esnafın sofrasındaki ekmek de saray yanaşmalarının sofralarına gitti. Erdoğan'ın ben alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım dediği 2014'ten bu yana milletimizin geliri 150 milyar dolar eridi. Her bir vatandaşımızın geliri 3097 dolar düştü. Böylece ne kadar alışılmamış alışılmamış bir cumhurbaşkanı olduğunu da cümle aleme ispatladı. Şimdi bu cumhurbaşkanlığı yıllık programı Erdoğan'ın alışılmamış cumhurbaşkanlığında memur, işçi ürettiği refahtan pay alamadı. Bıraktık refahtan pay almalarını kamu emekçilerinin gelirleri enflasyon karşısında bile tutunamadı. İşte bu programda tablo var. Tablo 2, Roman 2, 56. 2013'ten sonra kamu işçilerinin ücretleri reel olarak %11 gerilemiş. Bunu biz demiyoruz. Bu tablo söylüyor. Bunun altında Erdoğan'ın imzası var. Cumhurbaşkanlığı yıllık programı Sayfa 244. Bunlar da Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumunun açıkladığı enflasyon rakamlarıyla hesaplanmış. Meşhur fıkradır. Kayserili'ye sormuşlar. İki kere iki kaç eder diye. Kayserili de alırken mi satarken mi demiş. Bunlarınki de tam bu hesap. TÜİK'e sormuşlar. Enflasyon kaç diye TÜİK de Vergiye yapılacak zamma hesaplarken mi, memur maaşına yapılacak zamma hesaplarken mi demiş. Memur maaşlarına, emekli aylıklarına say, Sayın Genel Başkanımızın da zorlamasıyla iki taksitte yüzde otuz zam yaptılar. Buna da müjde dediler, övündüler, şişindiler. Yüzde otuz maaş ve aylık zammına müjde diyenler bu sefer trafik cezalarına, pasaport harçlarına yüzde yüz yirmi üç doğalgaz hizmet bedeline yüzde 84, özel okul ücretlerine yüzde 65 zam yaparken hiç utanmadılar. İşte en son alkollü içeceklere yapılan zamlar. Artık milleti yıldırma ve zulüm noktasına geldi. Devlet bir hayat tarzını kuşatamaz. Taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. Ama bu ucube rejimin böyle bir derdi yok. Bunlar hala zulümle abad olmaya kalkıyorlar. Bugün ülkemizde 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 26.485 lira. Ama kamuda çalışan bir uzman hekimin maaşı 20.774 lira. Hemşirenin maaşı 14.638 lira. Şube müdürünün maaşı 16.876 lira. Bir başkomiserin maaşı 18.630 lira. Polis memurunun maaşı 17.071 lira. Öğretmenin maaşı 13.061 lira. Ve aile ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11.848 lira. Polisi, öğretmeni, doktoru, hemşiresi, milyonlarca devlet memuru ve onların aileleri bu ucube rejim elinde yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor. Sarayın Sarı Memur Sendikası %25 zamma fit olup bu zammı ayakta alkışlarken diğer memur sendikaları %30'luk maaş zammını protesto etmek için iş bırakıp meydanlara iniyor. Memurlarımız %25'ten %30'a %5 ek zam ancak 2 kilo peynir parası diyerek düşürüldükleri duruma isyan ediyorlar. Değerli basın mensupları Bugün Türkiye'de işçisi, memuru, esnafı, emeklisi, milyonlarca orta direk ailesi büyük bir beslenme ve barınma kriziyle karşı karşıya. Bu iki kriz bir araya gelerek mengene gibi milletimizi sıkıştırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünyada gıda fiyatları son bir yılda yüzde bir gerilemiş. Ama aynı dönemde bizdeki gıda fiyatları yüzde yetmiş yedi artmış. Bu da TÜİK marketlerindeki makyajlı etiketlere göre. Bu kış çok kurak geziyor. Çok kurak, kurak geçiyor. Ocak ayındayız. Ortada kar da yok, yağmur da yok. Korkunç bir kuraklık kapıda. Ve tarım devriminin yaşandığı topraklarımızda yokluğun yanında açlığı konuşmaya başladık. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanlığı imkanlarını kullanarak tüm televizyonlarda canlı yayına canlı yayınlanan seçim propagandası yapıyor. Vıcık vıcık yalakalık kokan senaryolar oynanıyor. Besici bir kadın yurttaşımız çıkarılıyor. Birdenbire diyor ki 70 hayvanım vardı. Yem fiyatları yükselince sattım. Şu an 46 hayvanım kaldı diyor. Bir bardak çay 5 lira, bir kilo süt 10 lira bu işinden bu işin altından kalkamıyoruz diye dert yanıyor, ortalık buz kesiyor. Ama kibir abidesi bunları iyi bir şey sanıyor, oralı bile olmuyor. Kadın üreticinin süt ineklerine gözünü dikmiş, atama bakanına sana kesecek hayvan buldum diyor. Sonra da durumu anlıyor, kibre kapılıp cebinden vermişmiş gibi o inekleri sana kim verdi diyerek devletin verdiği desteği üreticinin kafasına kakıyor. Aynı programda devlet üniversitesine kendi atadığı kadın üniversite rektörü çıkıyor. AK Parti Genel Başkanı'na rektörlük makamına hiç yakışmayacak bir şekilde güzellemeler yapıyor. Bir başka öğretim üyesi davamız diyerek AK Parti Genel Başkanı'na Sezai Karakoç'tan şiirler okuyor. Bugün de bir benzerini gördük. Partili Cumhurbaşkanı muhalefete olmayacak laflar ederken Genel Kurmay Başkanı Partili Cumhurbaşkanı'na alkış tutuyor. Parti devleti budur. Parti devleti itaatkar memurları eliyle iş görür. Önümüzdeki seçim sürecinde parti devletiyle hangi şartlarda yarışacağımızın örnekleri artık bir bir ortaya dökülüyor parti devletinde memurunu itaatkar hale getirirsin. Ama dün televizyonlara çıkan besici vatandaşımız gibi vatandaş susmaz. Senin ne yaptığını görür, notunu da verir. Değerli basın mensupları. Bu ucube yönetim sistemi millete ciddi bir barınma krizi de yaşatıyor. Orta direğin bir ev, bir de araba sahibi olması zaten artık hayal oldu. Ev almayı geçtik. Kiralık konut bulmak bile mesele oldu. İstanbul Kadıköy'de bir mahalle muhtarı ödeyebileceği kiraya oturacağı evi bulamamış. Gerekirse çadır kurarım, mahallemi terk etmem diye feryat ediyor. Bugün İstanbul'da 120 metrekarelik bir evin kirası 11.280 lira. 2022 sonu. 2018'de bu ne kadardı? 1.800 liraydı. İstanbul'da kiralar dört yılda beş kattan fazla artmış. Kamu görevlileri memurlar ya tayinim İstanbul'a çıkarsa diye kara kara düşünüyor. İstanbul'un adı sürgün yeri oldu. Zamlı asgari ücret 8506 lira. 120 metrekarelik evin kirası 11.280 lira. Asgari ücret ev kirasına bile yetmiyor bundan daha fazlasına söze daha fazla söze gerek var mı bilmiyorum. Yine son 4 yılda 120 metrekarelik ortalama bir evin kirası Ankara'da 960 liradan 5400 liraya. İzmir'de 1560 liradan 7800 liraya, Adana'da 840 liradan 4800 liraya çıkmış. Antalya gibi kiraların son 4 yılda 12'ye katlandığı şehirlerimizi saymıyorum bile. 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler her seçim öncesinde toplu konut projeleri açıklıyorlar. Ama öyle gözüküyor ki sadece konuşuyorlar. 20 yılın sonunda milletimiz hala başını sokacak ev bulamıyorsa e bunun sorumlusu kim? Elbette bugün ülkeyi yöneten şahsım hükümeti. İşte yine seçim öncesi güya orta direk için konut kampanyası başlattılar. Kampanyada kredi var, Konut var ama orta direk yok. Kampanya kapsamında bankadan 4 milyonluk kredi çekilse aylık kredi taksidi 38.875 lira. Ondan sonra bakan çıkıyor diyor ki taksitler hane halkı gelirinin yüzde kırkını geçmeyecek şekilde belirleniyor diyor. E şimdi bu tarife göre 38.875 lira ödeyecek bir ailenin Aylık geliri 97.188 lira olmalı. <laughs> Şimdi ben buradan soruyorum siz bu konutları Allah aşkına İsviçre'nin, Almanya'nın, Fransa'nın orta direği için mi yapıyorsunuz? Türkiye'de aylık geliri 97.188 lira olan orta direk bir aile mi bıraktınız? E bir söyleyiverin bakalım bunu ödeyip ev alabilecek kaç orta direk ailesi var memlekette? Hep aynı hikaye. Pansuman ve aspirinle algıyı yönet, sonra da bırak işi yapma. Bunlar milletin sesini duymuyor, halini görmüyor diye biz boşuna demiyoruz. Şimdi seçim öncesi yaptıkları her iş yine göz boyama ve algıyla oynama. Değerli basın mensupları, ucu ve şahsım yönetiminde millete vurulan bir başka prangada şahlanan borçlar. Geçen yıl hazine 169 milyar lira nakit açığı vermiş. Bunun karşılığında da 437 milyar lira borçlanmaya gitmiş. <laughs> hazine nakit açığıyla hazine kasasına atılan para arasında 330 milyar lira fark var. Merkez Bankası'nda hazine hesaplarında tutulan para 153 milyar lira. Şimdi <laughs> aradaki 180 milyar liraya yakın para nerede? Anlaşılan vatandaşa değil de yine arka kapıdan yandaşlara kamu bankaları eliyle kredi pompalanıyor. Ama de sadece devletin değil, yandaş vatandaşların ve şirketlerin borçları da hızla artıyor. Son 5 yılda finansal kesim hariç ülkemizin borcu 3'e katlanarak 12 trilyon liraya aştı. Vatandaşların kredi kartı borcu son bir yılda %113 artarak 447 milyar liraya ulaştı ödenmediği için takibe düşen krediler 160 milyar lirayı aşmış durumda. İcra dairelerindeki dosya sayısı geçen yıla göre 614 bin artarak bu yılın ilk haftasında 23 milyon 192 bine çıktı. İşler öyle çığırından çıktı ki artık mezarda da vatandaşlara huzur yok. İnsanların mezar yerine bile haciz geliyor. Mardin'de bir vatandaşımızın mezar yerine 48 ayrı haciz konmuş. Vatandaş daha kabre girmeden azabını bu dünyada yaşatıyorlar. Pes diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. 2014'te ülkemizde yeni doğan bebek sayısı 1 milyon 350 binin üzerindeydi. O günden bugüne ülkede yeni doğan bebek sayısı hızla geriledi. 2022'de yeni doğan bebek sayısı 1 milyonun biraz üstünde. Ucube şahsım rejimi memlekette hürriyeti bitirmekle kalmadı, milletin milletin zürriyetinde bitirdi. Türkiye hürriyet olmadan zürriyet olmayacağını da bu ucube şahsım rejimi sayesinde öğrendi. Değerli basın mensupları. Saray rejimlerinin tek alameti kontrolsüz güce sahip olması değildir. Bu rejimler beraberinde dal kavuklarını da getirir, beslemelerini de getirir, yanaşmalarını da getirir, çetelerini de getirir. Bunlar da haramı helali düşünmez, tık sırıncaya, çatlayınca, patlayıncaya kadar Yemen'in derdine düşer. Ünlü düşünür, Platon'a atfedilen güzel bir söz vardır. Devleti yönetenler ve savaşanlar mal mülk edinmemelidir. Aksi takdirde devleti korumak yerine Mal ve mülklerini korumayı öncelik yaparlar. Platon sanki 2400 yıl önce bugünkü Türkiye'yi görmüş de bu sözleri sarf etmiş. Siyasete bir yüzükle başlayanlar milletin parmağında yüzük bırakmadı. Türkiye Cumhuriyeti devletini korumaya namusu ve şerefi üzerine yemin edenler bu yeminini unuttu. Bir avuç yandaş havuz müttehidinin çıkarlarını korumanın peşine düştü bize faizsiz yatırım dersi vermeye kalkan sarayın kibirlisi millete yıllarca bütçeden tek kuruş çıkmadan yaptık diye anlattıkları masalın nasıl fors çıktığını önce şu millete bir izah versin. Sarayın kibirlisinin PPP'sinin millete 2022'de sadece bir yıllık maliyeti 2 milyar 195 milyon dolar. 6 yılda bu projeleri yapan yandaşlara Milletin bütçesinden ödenen para ise 12 milyar dolar. Bu ödenen paralar 4 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü ya da 10 tane Avrasya Tüneli yapar. Veya Osman Gazi Köprüsü dahil koskoca İstanbul-İzmir otoyolunu yapar, üstüne de cebimize para kalır. Sözde yerlilik, millilik ağızlarından düşmüyor. Ama Erdoğan'ın BPP'lerinin sözleşmeleri avroyla dolarla yapılıyor. Neden? Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine güvenilmiyor. Londra'da majestelerinin mahkemelerine güveniliyor. Neden? Bunların sorulması, sorgulanması yasak. Erdoğan bizi daha önce de majestelerinin mahkemeleriyle tehdit etmiş, uluslararası tahkimde sizden söke söke alırlar demişti. Bu defa da hafta sonu Antalya'da çıktı. İktidara geldiğinizde benim müteahhitlerime müteahit, hesap soramazsınız, sıkar dedi. Bir de yetinmedi, şecaat arz ederken Sirkatin söyledi, eğitimde her türlü adımı bu müteahhitler atmış, sağlıkta her türlü adımı bu müteahhitler atmış, ulaşımda her türlü adımı yine bunlar atmış. Bu ülkede her türlü adımı müteahhitler atıyorsa, Allah aşkına 20 yıldır Erdoğan ne yapıyor, hangi adımları atıyor? Eğitimi, sağlığı, ulaşımı bunlara bıraktıysa saray hangi işlerle meşgul oluyor? Erdoğan kimin Cumhurbaşkanı? Türkiye Cumhuriyeti'nin mi, havuz müteahhitlerinin mi? Kimden taraf bunu bir açıklasın? Erdoğan'ın bu telaşı neyin nesi? Neyin karın ağrısı? Çiğ yemeğinin karnı ağrımaz, şeriatın kestiği parmakta acımaz. Biz iş başına gelir gelmez kuracağımız durum ve hasar tespit komisyonu eliyle tüm bu PPP ihalelerini ciddi bir denetimden geçireceğiz. Yapılan sözleşmelere, sözleşme değişikliklerine bakacağız. Çiğ yiyen varsa merak buyurmasın. Hesabını adalet sorar. Biz korkunun, telaşın bacayı sardığını farkındayız. Korku suça, suçta cezaya neden olur deyip duruyoruz. Değerli basın mensupları, seçimler yaklaşırken saray kirli oyunlarını yargı eliyle tekrar sahneye koymaya başladı. Tam seçim öncesinde bir siyasi partiye verilen hazine yardımına tedbir konması. Sokakları karıştırmaya yönelik siyasi cinayetlere yol verilmesi sarayın bu seçimlere de bundan öncekiler gibi müdahale etmek istediğini ortaya koyuyor. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili kamuoyuna yansıyan gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Uyuşturucu çetelerinden devşirilmiş tetikçiler, çakarlı arabalar, özel harekatçılarla İstanbul'dan Ankara'ya seyahatler, yeni bir hükümet, polis, siyasetçi, şeytan üçgeni. 32 kısım tekmeli birden yeni bir susurluk skandalını yaşıyoruz. Her konuda söyleyecek sözü olan Sarayın Atama İçişleri Bakanı sessiz kalmak yerine hangi fotoğrafları çevirdiğini açıklasın. Biraz da bu seçim öncesi sahnelenen oyunun en önemli parçalarından biri de İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik haksız, hukuksuz siyasi operasyonlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza karşı yargıyı sopa olarak kullanarak İstanbul'lunun, milletin iradesinin arkasına dolanmaya çalışıyorlar. Genel Başkanımızın sözlerini kimse unutmasın. Böyle bir şey yaparsanız, İstanbul'un iradesine çökmeye kalkarsanız cehennemin kapılarını açarsınız. Ekrem Başkanımızı kimseye kaptırmayız. Ama korkunun ecele faydası yok. Milletimiz neyin ne olduğunu gördü, kendinden kopanların notunu da verdi. Şimdi onları evlerine göndermek için gün sayıyor. Denge ve denetimin olmadığı, kontrolsüz gücün yozlaştırdığı, her kararın tek bir kişinin iki dudağına bırakıldığı bu rejimin inşa sürecinde millet olarak önemli dersler aldık. Gördük ki gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmeyecek. İlk düğme yanlış iliklendiyse diğer düğmeler de doğru iliklenmiyor. Gömleğin ilk düğmesi hukukun üstünlüğüdür, adalettir. Çünkü adalet mülkün temelidir. 2018'den bu yana yaşadıklarımız ortada. Güçsüz adaletin aciz, adaletsiz gücün ise zalim olduğunu yaşayarak gördük. Dün doğru dediğine bugün yanlış diyen, her gün kural değiştiren, hiç kimseye hesap vermeyen, hiçbir kurala tabi olmayan, ülkeyi keyiflerine göre yöneten Resmi gazeteye bir kararı bile doğru dürüst yazdıramayan, doğru dürüst bir rektör bile atayamayan hilkat garibesi bir sistem ülkeyi yönetiyor. İşte bu hilkat garibesini tarihin çöp sepetine göndermek için, gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemek için biz hiçbir işi şansa bırakmıyoruz. Kervan yolda düzülür falan demiyoruz. 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık meclis, 100 yıllık cumhuriyet 77 yıllık çok partili demokrasi tarihimizde bütün ana akımları temsil eden 6 siyasi parti bir otokrat yönetimi sandıkla al aşağı etmek için bir araya gelmiştir. Saray hükümetinin tüm baskılarına rağmen kılı kırk yararak çalışmakta, Türkiye'mizi önce feraha sonra refaha kavuşturacak stratejileri büyük bir titizlikle hazırlamakta, disiplin içinde tavizsiz uygulamaktadır. Yönetimde denge ve denetimi kuran, devletin adalet direğini ayağa kaldıran, Gazi Meclisimize itibarını iade eden, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçişin yol haritası tamamlanmıştır. Anadolu'nun feraseti bin bilsende bir bilene danış der. Bu çerçevede parlamenter sisteme geçiş sürecinde Türkiye'nin tüm önemli meselelerinin istişareyle çözülmesi çözülmesi öngörülmektedir. Yine hükümet programı niteliğinde ortak politikalar mutabakat metninde somut hedefler, politika ve projelerde hazırdır. Altı parti lideri 30 Ocak tarihinde tüm bu detaylı çalışmaları kamuoyuyla paylaşacaklardır. Anlaşılan her türlü zorlamaya, meydan okumalara rağmen Altılı Masa'nın bu disiplinli çalışmalarının yürüyor olması hükümetin başını rahatsız etmiş. Şimdi bizim kişisi onlardan daha iyi, bizim protokolümüzde hazır söylemini tedavüle sokuyor. Ne diyelim? Taklitler asıllarını yaşatır. 30 ocağı beklesinler. Ülkemizi karanlıktan aydınlığa nasıl çıkaracağımızı görsünler. Biz hazırız, milletimiz hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi basın mensuplarımızın soruları varsa alayım. Ulusal Kanal, Bursa Genç Türk Böke. CHP eski yöneticilerinden ve eski devlet bakanı olan Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar nerede kampanyası yürütülürken, CHP eski vekili ve iş adamı olan bir isim aracılığıyla 300 bin dolarlık bir döviz aldığını açıkladı. Sevigen Kılıçdaroğlu'nun bu alışverişten 6-7 milyon dolar, 50 liralık bir para kazandığını da ifade etti. Bu konuda bir açıklamanız olacak mı? Şimdi <laughs> yani söze bakarım söz mü diye bir laf vardır. İstirham ediyorum. Yani bana soru soracaksanız ciddi kişilerin ciddi iddiaları hakkında soru sorun. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk soru A Haber tarafından yönlendirildi. A Haber'in sorusu şöyle. AK Parti anayasa değişikliği teklifiyle ilgili muhalefet turuna çıkacak. Sizin randevu talebinize yanıtınız, yani Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyla ilgili yanıtı ne olacak? Bu konuda gerekli açıklamayı grup başkan vekillerimiz yapacaklar. Efendim, ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru yine <laughs> şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti İl Kongresi'nde konuşma yapması ile ilgili eleştiriler var. Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi grubuna katılıp kürsüye çıkmadığı ancak İyi Parti Kongresi'nde konuştuğu üzerinden yapılıyor bu eleştiriler. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi arkadaşlar, Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partilidir. Fakat kendisi İyi Parti'nin de içinde olduğu Millet İttifakı'nın da desteklediği bir belediye başkanımızdır. Bizim tüm belediye başkanlarımız ittifak ortağımız İyi Parti'nin il ve ilçe kongrelerine davet edildiğinde katılırlar. Belediye başkanlarımız da bu kongrelere katılırlar. Eğer AK Parti davet ederse belediye başkanlarımız o kongrelere de katılır. Yine tabi Millet İttifakı'nın diğer ortakları, diğer partilerden davet ettiklerinde Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, belediye başkanlarımız o toplantılara katılır. Söz verilirse şehrin encamı hakkında da konuşur. Tabi burada ittifak söz konusu olduğu için ayrıca burada bir teşekkür konuşması da yapılması önemlidir. Yani ATV tarafından yönlendirilen bir diğer soruda şöyle. HDP önce kendi adayımızı çıkaracağız dedi. Ancak dün ortak adayda uzlaşabiliriz açıklaması yaptı. Altılı Masa'nın HDP ile uzlaşma gibi bir planı var mı? Şimdi e, HDP de mecliste grubu bulunan bir partidir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partilerin kendi iç işlerini ilgilendiren kararlarla ilgili konuşmayı siyasi nezaket bakımından doğru bulmayız. Efendim bir de Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Seçim tarihi konusunda AK Parti'den çeşitli açıklamalar geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı kararıyla bu seçimin yenilenmesini talep ediyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise erken seçim değil seçim tarihinin güncellenmesi ifadelerini kullandı. Bu bir erken seçim mi? Seçim tarihinin güncellenmesi mi? Kafa karışıklığı oluştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın seçimin yenilenmesi kararı alması halinde yeniden adaylığına ilişkinde tartışmalar büyüyor. Bu konuya ilişkin sizin bir yorumunuz olacak mı? Anlaşılan hiçbir şey olmasa da yine bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bu nasıl bir parti? Her kafadan bir ses çıkıyor. Çok açık söyleyeyim. Görünen o ki bunlar ne ülkeyi ne de partilerini yönetebiliyorlar. Savrulup duruyorlar. En başta da AK Parti Genel Başkanı savruluyor. Önce çıkıyor. Mevsim nedeniyle seçimleri öne alabiliriz diyor. Bir gün sonra çıkıyor. Seçimler beş ay sonra diyor. Ertesi gün çıkıyor. Dört beş ay sonra diyor. Geçen sefer söylemiştim. Anlaşılan Erdoğan da farkına varmış. Bundan sonra her mevsim onlara kış, milletimize ve bize bahar. Teşekkür ediyorum.